Talak 4. ayet mi? Evet, ayet sorulan kısımlara geldik mi? Adetten kesilen kadınlarınızın iddet bekleme sürelerinde kuşkuya düşerseniz, onların iddetleri 3 aydır. Hiç adet görmemiş kadınların süreleri de böyledir. Gebe olan kadınların süreleri ise yüklerini bırakmalarına kadardır. Kim Allah'tan sakınırsa o ona eşine bir kolaylık nasip eder. Şimdi iddet diye bir şey var. Boşandıktan sonra kadın 3 regl süresi beklemek zorunda. Bu hem hamileliği güvence altına almak için, kadın hamile kaldı mı değil mi onun için, hem de fuhşiyatın önüne geçmek için geçerli bir kural. Yoksa muta nikah geçerli olurdu. Senle sikişiyorum, seni boşadım, senle sikişiyorum. Öyle yok. Kadın 3 ay, 3 adet dönemi beklemek zorunda. Fakat namussuz insanlar bu ayeti henüz adet görmemiş kadınların süreleri de böyledir diye çeviriyorlar. Ben Yaşar Nuri Mayal'i okudum. Bu da hiç adet görmemiş kadınların süreleri. Henüz diye bir kelime ayette yok. Yani çocuklarla evliliğe onay veren hiçbir ayet yoktur Kur'an'da. Bu da böyledir. Bu ayette henüz kelimesi yoktur. Hiç adet görmeyen kadınlar vardır. Bu bir hastalık mı diyeyim artık? Biyolojik bir fenomen yani. Hiç adet görmeyen kadınlar var. Bunların ise bekleme süresi biraz daha değişik. Regle göre değil ama işte 3 aydır falan filan. Bunu deyince kıvırıyor oluyormuşuz. Ulan hiç geçmeyen henüz kelimesini oraya ekleyince kıvırmış olmuyor musun? Adamlar pedofiliyi kıvırmak için neler neler yapmışlar. Onlarınki kıvırmak değil. Lan bu ayette henüz kelimesi geçmiyor. Demek kıvırmak. Arapça lem edatı hiç olarak çevrilir. Lem yelit ve lem yület henüz o doğurmadı değil, hiç doğurmadı. Tabii diğer yerlerde öyle çevirirler. Burada işlerine geldikleri gibi çevirirler. Pedofexile. Ya İslam'da evlenmek için 18 yaş kuralı yok. Ki zaten saçma bir şey 18 yaş kuralı moruk. Yani bizim ortaokulda bir abla vardı. Bildiğin kadın da amına koyayım. Ama kimisi de var ki 25 yaşında bile çocuk. Evet İslam belli bir yaş çizmiyor. Ama rüşt diyor. Rüşt. Onlarda bir erginlik gördünüz mü? Rüşt çağına girdiler mi? Evlendirin onları. Yani 16-17 yaşındaki birini de evlendirebilirsin. Ama 19 yaşındaki herif hala salaktır. Çocuktur. Bunu evlendirmezler. Onu kim belirliyor? Göz kararı. Sezgisel. 18 yaş bizim dünyaca evrensel çizmemiz gereken bir çizgi var. Herkes bu kurala uysun diye koyduğumuz bir şey. Ki son yüzyıla kadar 14-15 yaşında evleniyordu insanlar. Sadece Müslüman coğrafyasında değil, Hristiyan coğrafyasında da. Japonya'da cinsel uzay yaşı 16 mesela. Yani 18 yaş tapılacak bir sınır değil. Biz artık herkesi kapsayan bir kanunumuz olsun diye 18'i belirlemişiz insanlık olarak. Her 17 yaşındaki çocuk değildir. Her 19 yaşındaki aslında yetişkin değildir. Yani. Anlatabildim mi demek istediğimi?